Ben kendim olmadığım bölümleri çok izlemiyorum. Batuhan hep benimle dalga geçiyormuş. Öyle evet böyle. Geçiyor. Taklidini yapıyormuş. Yapıyor. Sen kimsin oğlum? Nefret ediyorum Batuhan'ın. Nefret. İğrenç bir insan. Ya, bir de kış bağladı kocaman oldu. Oğlum ben sana çekim yapmayı var ya hiç özlememişim ha. Allah seni kahretmesin ya. Şaka yaptı abi. Sabah sabah. Seda Sayan. Şimdi abi yavaş yavaş bölümümüze başlayalım. Haydi. Oturdum düşündüm. Dedim ki Burak Topel'le Daliye'ye uygun, keyifli, bize özel bir içerik mi ayarlı? Yeni şeyler deneyimleyebileceğiz. Yeni şeyler deneyimleyebileceğiz. Viral. Burak'cığım yeni şeyler deneyimlemek. Tamam, yeni bir ayın yeni bir virali. Allah Allah, yeni deneyimliyorum ya. İndirdik. Tepkikolik klasiklerinden bir videomuz var efendim. Yani hangi bölüm? Ne? Bilmem ne ayının bilmem neleri mi? Ha. Yemek. Hayır değil. Eşya. Korku. Eşya. Korku. Eşya bölümü. Yeni bir viral videolara tepki bölümümüze hoş geldiniz. Bu şerefsiz değil de ne ya? Neden kandırıldık? Şimdi abi evet. Bir sürü olay viral oldu. Bu arada sadece Temmuz değil hem Haziran hem Temmuz ayının. Çok şükür. Viral videoları için. En sevdiğim şey. Ama çok keyifli. Bakalım nasıl linç edeceğim. İlk videomuz Twitch'teki Twitch meyhanesi lakaplı yayıncıdan geliyor. Canlı izleyici. Allah Twitch meyhanesi güzel isim. Güzel isim. Bak tamam biraz sakin. Oğlum bu adam bizim altımızda veya... Ne oluyor? Ne oluyor lan? Otur şurada adam gibi ya. Ne oldu? Bilalar oturur musun lütfen şuraya? Oğlum ne oldu? Kardeş oturur musun şuraya? Kafam mı güzel oğlum? Senin kafan mı güzel? Kafam mı güzel oğlum derken bile ağzıyım. Hiç. Döküldü sen oldu göt. Kavga etmemizi sevmiyor. Senin oldu. Bir de sessiz söylüyor. Nerede kalıyorsan kafam? Sen s***den. Yavuşak. Abi bu kadar kolay mı ya? Yandaki biraz... Bıkmış, birikmişlik var gibi duruyor. Ama kim olduklarını bilmiyorum. Bu videoyu da ilk defa gördüm. O yüzden yorum yapamayacağım. Alkolün etkisi çok büyük. Bir de büyük olasılıkla aralarında birbirlerine yediremedikleri şeyler vardır. Alkolle birlikte de onlar dışarı çıkmıştır. Ben işte bu tür muhabbetleri sevmiyorum ya. O onun bahanesi yani. Telefona bire döktüm. Söylemek istemiyor çünkü kamera karşısında. Bir uzaklaş, bir rahat bırak beni diye. Sürekli sırnaşıyorsun. Sürekli sırnaşıyor falan. Onlar rahatsız oldu. Ben eminim ondan. Sinirlen ayıp. Evet. Diğeri sarhoş. Diğerini bence bir saattir falan çekiyor. Dolmuş. Patlamış. Ama birbirini çok sevmiyorlar ne bileyim. Evet abi. Yani Burak sarhoş olsa ben durursam bir saat uğraştırsam yine de böyle oturur musun lan şuraya falan yapma. Çek şu elini kolunu. Göt falan. Mesela Aren. Bak şu an Aren dediğim anda gülmeye başladı ya. İzlerken eminim. Şey mi yaptın? Ya neler yapmadı ki ya anladın mı hani yüzüme mi tükürmedi? Sen mesela hani böyle gülerken mesela böyle pıt diye yüzüme patladığı da oldu. Sen bir kere perdeyi indirdiğin oldu. Nasıl unutmuyorsun bunu ya? Kankacım evimde kırılmadık, yapılmadık şeyler hepsinde böyle gülerek baktım yani. Sonuçta yani eşyadır ne var ya. Bu şimdi izleyeceğimiz video sadece Türkiye'de değil globalde de viral olmuş ve 150 milyon izlenim almış bir video. Aa bunu biliyorum. Çok güzel bir video. Ay bunu biliyorum. Çocuk yok oluyor değil mi? Onu çok... Arkasından saniyesinde atlamıştır diye tahmin ediyorum. Abi evet ya babalar. Yılın babası ödülü. Ama yani bunu nasıl... Bak. Çocuk anne arkasına atladı mı ne oldu? Çocuk çıkamaz çünkü. Evet. O atan baba sonrası atlıyor çocuğu çıkarıyor. Herhalde. Öyle bir bilgimiz de var. Gitti. Ya olur mu oğlum gitti ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gülüyoruz. Komik bir video. Evet. Yalan yok gülüyoruz ama ben uzun süre biliyorsun profesyonel yüzdüm ve yüzme antrenörlüğü de yaptım. Çocuk için bir travmadır. Ben de kolluğun çıkacağını hesap edemeyebilirim. Makucuk çocuğu oradan atmazsın. O ayrı bir konu yani. Bir yüksekten atıyor farkında. Evet işte yani. Normal şartlarda sen oradan atlamaya bir çekinirsin. Evet. Sadece Türkiye'de değil, globalde de viral olan bir video bu. Tam 150 milyon kez izlenmiş abi. Oha! Evet. Oh, wow! Ördeklerimi yapmıştım ben bunu başta. Ördeklerimi alıyordum böyle. Yüzme bilmiyorlar. Çok küçüklerdi yani. Böyle gölete koyuyordum. Hop yüze geri dönüyorlardı. Çok korkuyorlardı sudan ama sonuçta her geldiklerinde tekrar atıyorsun suya böyle yani. Sonra işte öyle sonra çok sevdiler suyu. Sonra suda takılmaya başladılar. Yani Can şunu sorgulamayacağım. Niye ördeklerini atıyorsun fırlatıyorsun suya daha uzaklara fırlatıyorsun da geçiyorum da. Sen evinde ördek mi besledin? Evet 2 tane. Ve çok büyüdüklerinde bıraktım. Böyle beyaz ve kocaman oldular öyle bıraktım. Civcivken almıştım. Çok tatlılardı. Nereye bıraktın? Bizim sitedeki gölete. Sonra kuş gribi oldu, aldılar ve bana söylemediler bir şey ve çok sinirliyim. Oğlum dur ya, ne güzel kel birden duygusal. Kuş gribi olmuşlar, candan olmuşlar. Devam ediyoruz bir düğün videosuyla. What? O yok oldu. Çok iyi ya. Oğlum mükemmel ya. Ulan havuz kenarında böyle sis yapıp orada bir daha düşse ya ikinciye tekrar gitsin. Aa gidiyor mu lan? Ulan orada. Koşa koşa gidiyor. İkinci havuza düşseydi. Kanka bu çok iyi ya. Ya bu benim teyzemin düğününde bir kameramanın başına gelmişti. Gerçekten. Evet abi. Suya mı düştü? Ama bu yapılmaz ya. Abi gerçekten gerizekalılık bu. Ben de düşebilirdim yani. Herkes düşer, yer gözükmüyor ki. Ya bu sis bulutu mesela hoş bir şey mi sence düğündeki? Bence hoş ya, güzel böyle şey olmuş. Hani aynen, farklı bir ortam olmuş yani, anladın mı? Evet. İnsan mistik hisseder yani. Sen kendi düğünde böyle bir şey yapmazsın. Yapmam abi ben böyle bir şey ya. Evet. Ben büyük olasılıkla düğünümde güzel şeyler yapabilirim. Ben olacak mıyım orada? Hepiniz olacaksınız. Sahil kenarında. Herkes böyle beyaz giyinsin. Ya parmak arası terlik giydim mi? Giy abi giy. Tamam. Sahilde, kumsalda yapacağız. Ne yapacağız? Şey mi? Makosan ayakkabı mı? Ya olur, olur, olur kanka. Konsept ya. Beyaz giyin de net. Ne istiyorsanız beyaz donla gelin. Ben hiçbir şey giymeyeceğim. Beyaza boyayalım. Sıradaki videoya geçmeden önce abi, videonun moduna girebilmen için sana bir şeyler getireceğim. Viral video değil mi? Nasıl bir moda gireceğim? Şey mi? Taksim delisi Cenk mi? Şöyle bir takar mısın? Taksim delisi Cenk mi? Hayır. Teyze gözlüğü. Barbie. Çok yakıştı. Yine maymun olduğumuz bir gün. Ha, tabii ki video. İzledim ben bunu biliyor musun? Ve pembe giyip izledim. Aynen, kardeşimle gittik böyle bayağı pembe. Bu güzel film bu arada. Bana pembiş tişörtler. Pembiş. Şunda sadece bu videoluk. Adım Buse, Lubunya'yım. Ya oğlum deme. Ne oldu? Adım Buse dedim be. Aha. Çok ciks oldu. Hi Barbie. Hi Ken. Hello gözlük. Gözlüğümüzde taktık. Şu anda moda girdik. Peki ben bunları ne yapıyorsun? Ken'i arıyorum. Değil mi? Aynen öyle. Temmuz ayında her yer pembeydi. Hala pembe. Hala pembe. Evet. Pamuk şeker gezegen keşfedildi. Gördünüz mü onu? Evet. Yani? Pamuk şeker gibi bir gezegen keşfedildi. Evet. O da Barbie PR çalışması olabilir bu arada. Herkes Barbie temalı videolar attı. Ünlü markalar özel kreasyonlar hazırladı. Burger King bile pembe soslu Barbie özel menü. Bence bir yerden sonra şey gibi oldu, hani geride kalacağız yapmazsak olmuş, anladın mı? Evet. Bazı tabii Reel'lar, TikTok'lar da çok fazla paylaşıldı. Hemen onları bir hızlıca bakıyoruz. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Hi Barbie! Yok ben bunu bilmiyorum. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Bu, herkes bunu yaptı abi. Bir de Merve Bol Uğur'un bir videosu var. Onu gördünüz mü? Çok kötü. Onu görmedim. Onu ben. O evet, beğenilmedi. Hi Barbie! Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Evet. Olmuşla olmamış mı gizleme? Abi ağzı da şey olmuş evet ki. Evet ya, ben onu anlamadım. Senkronize olmamış. Sen oyuncusun ya. Mesela Merve Özkaynak oyuncu falan değil. Sen Merve Bolur olarak mesleğin oyunculuk nasıl senkronize edemedin yani? Tek yapmaya geçti o yani. Evet. Biraz şey gibi olmuş. Ah, NPC challenge'lar falan oluyor ya böyle, hani sanki bir bilgisayarda bir oyunmuşsun gibi. Ha, evet. Hani hiçbir doğallık olmadığı için garip görünüyor. Böyle diyor, hey Barbie. Robot gibi değil mi böyle? Robot gibi, o yüzden garip. Evet. Bu işte hi Barbie, hi Ken olayı zaten çok meşhur oldu. Evet. Sıkıldım mesela bunları çok sık görmekten. Ben çok sık görmedim ya. Ha, öyle mi? Ben çok sık görmedim. Oo. Yani bence şey kafası ya, hani Barbie'nin filmi ne zaman çıkacak diye beklemişler anladığım kadarıyla. Çıkınca da herkes çok heyecanlanmış yani, olay bu. Ya ben bunları görmedim bu arada da, hani herkes yapıyor diye tahmin ediyorum. Geçmişteki aynı olaylardan dolayı herkesin aynı şeyi yapması. Aha. Bilmiyorum ya, ben içerik üreticisi olsaydım herkesin yaptığını farklısını yapmaya çalışırdım. Mesela bununla dalga geçmeye yönelik bir içerik çıkartmaya çalışırdım. İnanılmaz diye son yıllarda bir filmin bu kadar yüksek bir PR'ının yapıldığını hatırlamıyorum. Evet. Hatta şunu inanmaya başladım. PR'ı yapılsın diye film yapıldı. Olabilir. Gibi ama bir noktadayım ben. İnsanlar çok ayak uydurucu. Evet ama çok kolay abi hani ayak uydurması yani. Çok acayip kolay. Trend, o yüzden ben de influencer olsam cumburla patlarım. Evet. Yani ne koysan izlenecek çünkü. Mesela Burak şu an Ben de bir PR'ın partisi oldum şu anda. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Sosyal medyaya giriyorsun, Barbie, her yerde Barbie. Güzel yani. Film gerçekten, orijinaldi. Hak ediyor bence. Bir de ne bileyim hani böyle kızların da küçükken böyle bebek, hani oyuncağının olduğunu düşün mesela, anladın mı? Böyle onunla bir şey büyümüşsün mesela, yani unutmuşsun sonra yani. Evet. Onu o şekilde geri gelmesi çok güzel bence. Evet, çok başarılı prodüksiyon bence, ben çok sevdim. Ben sinefil olduğum için orijinal bir şey görmek tek başına benim için çok tatmin edici ve çok keyifli oluyor. Başında acayip büyüdüm özellikle. Oğlum ne kadar övdün ya. Arkadaşlar bu reklam falan değil bu arada. Şimdi abi bu kadar çok Barbie olayı, bu kadar pembelikler çok paylaşılınca, mesela senin de demin dediğin gibi bu konuyla dalga geçen isimler de çıktı. Gökhan Ünver de bununla ilgili bir reel paylaştı. Hemen onu da bir izliyoruz. Bu arada takip ediyorum. Çok anlayayım. Hi Barbie. Harika, sıradaki ablacığım, biraz çabuk. Bir sürü insan var sırada bekleyen abla, hadi. Hadi gözünü seveyim. Buyur teyzem, sen ne istedin? Yavrum, Barbie burada mı çekiliyor? Burada teyzem, gel geç. Bu adam oyuncu mu? Burada teyzem, gel geç. Gel sen gel. Bu şey tespiti mi? Barbie Reels'ları çeken insanların ekmek kuyruğu gibi. Ne oldu abi ya? Oğlum bir aydır Barbie çekiyoruz ya. Başlayacağım ha Ken'ine de Barbie'sine de ya. Tamam abi sakin ol. Geldi. Aman abi. Aa. Ken oldu. Tişört var orada bir tane. Senin vereceğin tişörtü ben. Abi yalnız yakıştı sana. Oldu mu lan? Oldu yakıştı senin. Hay Barbie. Oldu mu? Güzel video olmuş. Esprili, eğlenceli bir video olmuş. 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 Mesajı aldık. Evet. Bana şey ama gerçekten çok enteresan geliyor. Yani okey film falan filan popüler olması bence okey, gayet tatlı da neden herkes gerçekten bunu böyle pazarlıyor şu an? Biz de bu arada yapıyoruz şu an. Şu anda da yapıyoruz. Aynen. Ne oluyor yani? Bana şey böyle acaba Illuminati gerçek mi falan oldu? Google'a şu an sadece Ryan Gosling yazıyorsun. Ve böyle bir patlayan şekerler çıkıyor ve her şey pembe oluyor. Sen Google'sın ve Barbie yazmadım oraya, Ryan Gosling yazdım yani. Anlama, neden bunu pazarlıyorsun bana yani? Çok garip oğlum. Barbie kısmımız bu kadar Danacığım. Böyle devam etmek mi istersin yoksa? Bize de böyle giydirdi mesela yani. Biz de yapıyoruz bu arada. Aynen, yani senin yüzünden biz de yapıyoruz. Güzel yani. Kaçtı ama. Keşke biz de parasını kazansak ama işte. İzleyeceğim video herhalde son zamanda en çok paylaşılan, globalde de en çok paylaşılan. Tamam abi, hemen açıyorsun. Evet, bunu gördüm. Ama bu çocuk dansçıymış. Ben gördüğüm anda bu dansçı bir ekip dedim yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu biz bir sene çalışsak böyle olmayabilir yani. Bu Türkiye mi bu arada? Yep. Kanka burası Türkiye mi? Tabii tabii. Aa! Aga bunun için öncesinde haftalarca çalışmaları gerekiyor bunların değil mi? Vay güzel. Dansçılar tabii değil mi? Evet. Eğlenceli bence, güzel. Elemanlar da iyi yani, bu şey sevdim. Seve seve yapıyorlar, anladın mı? Ulan bir şarkı daha ekleyelim demişler. 15 milyon izlenen bu video yabancılar tarafından Türk damat olarak paylaşıldı. Gelin ve damat profesyonel dansla uğraşıyorlar ve düğünlerinde damat ve dansçı arkadaşlar böyle bir koreografi hazırlamışlar. Koreografi mi diyecektin sen var ya sen. Evet. Abi milletin varsa parası koysun ya. Yüzlük mü onların hepsi? Euro olarak taksaydı daha az parayla yapabilirdi. Yani çok uğraşmışlar. Evet. Allah Allah. Neyse. O zaman buradan enişteye, Dilan'a sesleniyoruz. Evlendiğim zaman bekliyorum sizi. Ya, lütfen. Lütfen. Lütfen gelin. Ne düşündürdü bu video böyle? Mesela bazı hemen evlenmek istedim. Şimdi bu tabii tırnak içinde görgüsüzlük olarak sosyal medyada çok eleştiri konusu oldu. Burak'cığım. Görgüsüzlük. Yani sosyal medyanın kendisi görgüsüzlük zaten. Her şey paylaşılıyor. Ya pardon da. Yani öyle görmüyorlar. Herkes yan koltuğundaki Chanel'ini, Bottegas'ını çekip koyuyor. O görgüsüzlük değil, ne kadar estetik diyoruz. Bu mu görgüsüz yani? Tarzları farklı ama bence ikisi de aynı şeye hizmet ediyor. Bu bir show business. Şov yapıyor. Bak izleneceğini biliyor. Akıllı kadın. Bu bir taktik yani kesinlikle. Buğra geldi abi, yanına doluyorlar sana. Ne doluyor ama? Para doluyor işte. Her tarafı. Dolar mı? Bir de gözün açık kalmış. Dolar mı? Dolar. Olur. 100 dolar, 100 dolar, 100 dolar. Of of. Şey yaptı Buğra. Tamam. Ne oldu? Nasıl hissedersin? Çok iyi hissederim. Sen seviyorsun. Hisse dola dola falan yapar. Abi ne gerek var bu işe ama bir yandan da iyi para. Ulan acaba kaç bin lira geçti? Acaba ben bunları alıp kaçsam mı düğünü falan diye böyle uçardı o işte. Abi çuval lazım, bunu hangi arabaya sığdıracağız falan diyor. Sırf sağ ayağında 10.000 lira var. Devam ediyoruz. Şimdi şurada şöyle bir bank var. Bankı söken adamlar da. Ayaklarını betonla yere sabitlemişler bakın. Yani alıp orada oraya götürüyorlar diye. Şuraya da diğer bankı sabitlemişler. Buradaki vatandaş betonu böyle komple sökmüş, karşı karşıya getirmiş. Yani burada neyin toplantısı, müzakeresi yapıldı bu kadar önemli. Demiri betonuyla beraber sökecek kadar. Ay yani bence haklı bir isyan ya. Avrupa Birliği müzakeresi yapıldı. Barıştırdınız. Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirdiniz. Amerika ile Kuzey Kore'yi mi bir araya getirdiniz? Ne yaptınız ya? Şurayı sökecek. Tamam abi anladık yani, güzel betimlemeler yapıyorsun. Dur bir. Biraz fazla. Çok fazla. Tamam 2 tane yaptın, 3 tane yaptın kes. Ya çok uzattı ama. Amerika ile Kuzey Kore'yi bir araya getirdiniz. Ne yaptınız ya? Şurayı sökecek. Buradan betonuyla beraber getirecek. Gücü, kuvveti, iradeyi nasıl... Çok iyi. Video çok iyi bu arada. Muhtemelen bütün akşam oturacaklarmış. Bence haklılar yani. Niye baktılar yan yana? Ama muhtemelen şey yani. O beton oraya tam böyle hani tabii ki şey olmuş, tam durmuyor yani taşlar. Çekince geliyor gibi. Herkes de ooo dedi böyle çekti. Evet, adam şey yapıyor ama. Bunu yapacak arkadaş gruplarım vardı yani, anladın mı? Evet. Aa geliyor diye çekendim. Mesela isim verelim mi? Can, kesin Can. Yapardım, mantıklı, çok mantıklı yani. Neden oraya sabitliyorlar ki onu? Evet, sabit olmaması lazım. Sabit olmaması lazım, aynen. Amacı haklı bulmakla beraber bunu yapana kadar git bir kamp sandalyesi falan al karşısına koy yani, hani o biraz zor. O banko adam sökerken şunu da demiş olabilir ya, kardeşim biz buraya 4 kişi geldik, sohbet muhabbet etmek istiyoruz, birbirimizin yüzüne bakamıyoruz demiştir, gaza gelmiştir, sökmüştür, burası Türkiye. Ha bu çok simple bir şey ama bak, o adam kendince o cümleyi kurarken haklı. Bu haklılıkla bunu davranışı yaptı. Ben adama kalkıp çok fazla da sinirlenmeyi mantıklı bulmuyorum. O adamın o şekilde düşünürken onun neden yanlış olduğunu düşünememesinin sebebi eğitimin kalitesizleşmesinden çıkıyor. Kanka, ha şey annesi gelip şey yapacak. Ben her videoyu izledim. Başlangıç hangisi? Aa bu kargalar diğer adama saldırıyor değil mi? Alamazsın abi bunu. Sen var ya paramparça eder. Niye geldi? Aa bak ayağı sakat canım. Ya ama. Aa. Bunlar böyle. Bu benim aynı smartlarla başıma geldi. Bırak artık, sen de niye koşuyorsun abla? Kaçırıyor gerçekten. Kanka bunlar bir hani çok kinci dedikleri çok doğru kargalar için. İkincisi birbirlerine çok şey yapıyorlar. Koruyorlar değil mi? İnanılmaz. Oğlum bizim ülke çok korktu. Oğlum kartallar hatırlar bir de ha. Sen biliyor musun o geyiği? Tamam. Kartallar hatırlar. Kartallar kin tutar. Ay kin tutar evet. Pardon. Kartal çok değil lan. Kartal değil. Kartal değil oğlum, ne kartalı ya. Karga gerçekten... Karga demek ki... Ha bir de demek ki insanı şey yapıyor, tahammül ediyor, anladın mı? Hani insanların yaşamasına izin veriyor. Yani, yoksa... Hani uyuz olsa bize demek ki full saldıracak yani. Karga görünce hiç şey... Yaralı maralıysa tabii o ayrı. Ama karga marga hiç yapmayın abi. Etrafta belli ki 5-6 tane daha karga vardır. Onlar tek gezmiyorlar. 10 metre kovaladılar ve peşini bırakmıyorlar. Yani yaparlar abi yaparlar. Aynısı başıma geldi martılarla. Onu anlattım mı ben sana? Burgazada'dayım. Geziyorum çocuğum falan yani. Bir tane bağırış duydum. Dikenli böyle çok çimenler olur. Ha. Onların arasında böyle sıkışmış bir tane yavru martı ve bağırıyor oradan böyle cik cik falan diye. Tuttum, tamam mı? Bir bağırdı hayvan. Falan diye böyle yani. Hava kararmaya başladı. Çünkü neden? Martılar böyle. Gökyüzünde yüzlercesi. Hepsi sonra böyle üzerime doğru gelmeye başladı ve şurada falan yani hayvanlar. ...5-6 yaşındaymışsın. Hani bir rüya olabilir mi? Hayır oğlum, gerçek 9 yaşındayım. Bir anda yüzlerce martı üstüne beliriyor ve gökyüzü kararıyor. Tamam, havanın kararması... Sana sal. Havanın kararması biraz abartılıydı ama gerçekten böyle her yerde gölgeler oluşmaya başladı. Anladım. Çok fazla martı bir anda toplandı. Yani bir 6-7 saniye içinde her taraf martı oldu, sonra hepsi saldırmaya başladı üzerime. Kendi arzunuzla Sayın Merve Avcı'yı eşiniz olarak kabul ediyorsunuz. Anne Allah ne diyor? Nedir? Anne alak mı ne diyor onlara? Kız da gülüyor, seviniyor. Abi çok falan. Küçümseyici bir şey ya. Evet ya. Hoş değil. Gelin. Evet hiç hoş ya. Değil. Anne alak mı ne diyor? Evet. Evet Mert. Bence evlilik için belli bir olgunluk gerekiyor. Bence espri yapmış orada. Anne alak mı falan filan. Evet. Ya kendince espri yapmış ama cringe bir espri biraz olmuş. Evet. Gelin tarafında da böyle. Aynen. Gelin de zaten şey oluyor. Ne yani gereği vardı falan yapıyor böyle. Biraz evet lüzumsuz. Lüzumsuz yani. Bir yersiz bir espri. Olmasa daha iyi olurmuş. Ama bu bir metalaştırma gibi görmedim ben. Onun goy goyunu o an yapmazdım da. Hani baş başayken birebirdeyken falan yapardım ama orada öyle herkesin önünde öyle bir espri yapılmaz bence. Çok yazık küçük düşünücü yani, bir şey. Yani. Aynen öyle. Ya şey gibi böyle. Eşya mısın ha, yani? Eşya çok ayıp. Şey alak sanki mı anne? Çok kötü. Alak mı anne kızı? Filenin Sultanları kadın milli voleybol takımımız dünya şampiyonu oldu. Milletler Ligi deyip içeriden girseler ya buraya. Şöyle bir şey yaşandı abi. Finalden sonra ne olur? Bir seremoni olur. Seremonide kupa gelir. Herkes yayına dizilir. Kaldırırsın tamam vesaire. Burada bir karışıklık oluyor ve lömp diye kupayı veriyorlar. Onu bir izliyoruz. Adam heyecanlanıyor mu? Ne oluyor? Kupa hemen geldi. Eda Erdem şok. Kupayı niye bu kadar hızlı verdiler? Kupayı sıcağı sıcağına almış. Siz bunu hak ettiniz anasını satayım diye getirdiler. Daha bekletmeyelim diye. Aynen. Bence saygıdan verdiler yani. İşte kupa. Çok tırt bir kupa veriş sahnesi olmuş ama. Evet abi. Milletler şampiyonası bilmem ne falan filan denirken o öyle mi teslim edilir ya? Ya bu arada sonrasında seremoni yapıldı. Kaptan da zaten şaşırıyor ediyor. Aynen ne oluyor? Ya çok gurur verici bir şey. Ben çok sevindim. Çok mutlu. Çok artık şükür dedim yani hani şampiyon olduk. Ama şu an onları ikinci plana koyup niye böyle bir sıkıntı yaptılar onu anlayamadım yani. Absürt, saçma sapan bir durum. Orada bir organizasyonel yani karışıklık olmuş evet gibime geliyor bana. Hani kupaya gidin oraya koyun derken kupaya gidip ilgili kişiye teslim etmişler gibi bir hatadı. Hatası olmuş evet, ama. Evet, evet. Bence olabilir. Sadece kadın şaşırdığı için garip oldu. Mesela kadın alıp mesela aa kupamız falan deyip böyle hey millet falan diye gösterseydi hiç böyle bir sahne çıkmayacaktı. Ama böyle verilmez. Seremoni değil bu. Bunlar maç bitmiş sahada kendi aranda eğleniyorsun. Gerçekten Türk kızlarının voleybola daha yetenekli olduğunu duymuştum yani. Evet. Şey anlamda. Hani bu şey Amerikalıların basketbola gibi. Voleybol için gereken mizaç oluşuyor bence Türkiye'de anladın mı? Abi bence izlemesi çok keyifli bir spor. Hele böyle yazın işte plaj voleybolu falan keyifli yani. Oynarım, severim boyum yettiğince. İzlemeyi de seviyorum. Daliye smaçör. Daliye smaç basıydı. Biri beni aşağıdan kaldırıyor öyle vuruyorum. Hayır hayır ben servis karşılarım genelde. Evet Filenin Sultanları tabii ki tebrik ediyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. Çok büyük gurur ya. Milli erkek voleybol takımımız da biz şu anda seninle bunu çekerken dün akşam abi onlar da Milletler Ligi'nde yine Dünya Kupası kazandı. Vay be. Voleybolda çok başarılıyız. Hem yani erkeklerimiz ikisi de Milletler Ligi'ni kazandı. Vallahi helal olsun. Yani ne futbol ne basketbol abi, biz hakikaten voleybol ülkesiyiz. Evet aynen, çok iyi. Onu görmüş oldum. Tebrik ediyorum milli takımındaki herkesi. Şimdi geçiyoruz abi, Haziran'dan bir viral video dedim. Çok uzun bir bölüm olacak demiştim, daha devam ediyoruz. Olsun olsun. Şampiyonlar Ligi finali biliyorsun. Tamam. 10 Haziran'da ülkemizde yapıldı. Speed diye bir yayıncı var evet, biliyorsun. Biliyorum. O Türkiye'ye geldi. Ruh hastası. Evet biliyorum. Bir videosu viral oldu, hemen bakıyoruz. How you say water in Turkey? Thank you. Thank you. I'm from Syria. Syria? Yeah. What you doing in Turkey? Biz de aynısını söylüyoruz abi. Çocuk şaşırıyor. Başkan biz de aynısını söylüyoruz senelerdir be. How you say water in Turkey? Su işte. Thank you. I'm from Syria. Syria? What you doing in Turkey? Let's go, let's go. Evet, bunu gördüm ben. Komik evet. Evet. Devam edelim efendim. Şimdi geçiyoruz. Tabii yine bir gurur meselesi. Medal iftarımız. Arda Güler'e. Abi evet, müthiş ya. Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'in kendi paylaştığı videolar çok tabii viral evet, Arda ile ilgili. Dünya sıralamasında en genç yıldızlar arasında 16. sıraya buna yükselmiş. Doğru. Değil mi? Golden bilmem ne de abi çok güzel video. Tarkan şarkısıyla. Tabii. Türkiye denince Tarkan şarkısı. Annesi mi? Aha. İnanılmaz bir başarı. Çok. 18 yaşında abi daha ve... Annesini bu kadar gururlandırması, annesinin bu kadar ağlaması gururdan falan çok büyük şeyler. Çok büyük oğlum, çok büyük iş yani. Peki futbol hiç takip ediyor musun? Ha evet. Gözlerim... Hayır. Bir dakika ben bir... Allah. Allah. Futbolu takip etmiyorum ama bu böyle şeyleri seviyorum yani. Ben de izleyince gururlandım bu arada. Gözlerim doldu yani bunu izleyince. Ben bunu ilk defa izledim. Gurur kaynağı. Evet. Anne çok değerli bir şey. Anneşkolar çok değerli gençler. Nasıl gurur duyuyordur biliyor musun annesi? Tabii canım. Daha ne yapsın? Daha 18 yaşında yani. Çok acayip bir şey ya. Sporculuk bu kadar, bu seviyede başarılı olmak falan. Çünkü manyak bir şeydir. Düşünsene işte 2-3 gün önce halı sahada bir arkadaşlarına falan gidiyorsun. Sonra bir anda Real Madrid'e falan gidiyorsun. Yok artık yani. Şu an hayatı değişti. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'den çıkmış olması benim için hiç önemli değil Arda'nın. Arda gerçekten sonuna kadar desteklediğim, hatta Fenerli arkadaşlarımla bile oturduğumuz zaman onlar maç izlerken ya bu çocuğu niye sokmuyorlar deyip tepki gösterdiğim bir durum yani. O Arda... Şeyi sorayım, sence Real Madrid'de mesela başarılı olacak mı Arda? Var mı? Bence olacak. Ya futboluna çok anlamıyorum ama şeyini izledim. Ben bir tane, daha çok anlıyorum arkadaşlar. Bir tane daha çok anlıyordur yani. Bir tane videosuna denk geldim işte, hani niye Arda'yı aldılar gibi böyle Secret Talent gibi bir video çekmişler. İşte birkaç pozisyonu izledim, gerçekten zeki bir oyuncu. Hakikaten çok zeki bir oyuncu. Çok da iyi tekniği var. Ya, muhtemelen yakışacak o takıma diye düşünüyorum. Ki daha çok genç. Yani daha bence gelişme daha çok açık yani. Yapar. Gerçekten Arda'yı tebrik ediyoruz. Müthiş bir başarı. İnşallah Ronaldo'ya örnek alıp ömür boyunca onun gibi çalışır, kendini geliştirir. Şimdi geçiyoruz abi son videomuza. Hadi bakalım. Şimdi geçtiğimiz ay Özkan Uğur vefat etti. Ya abi yapma be. 69 yaşında. Ya evet, dünyada adam ne kadar büyük adammış bu arada, fark ettin mi? Bir tane negatif düşüncem yok ya beynimde. Bir tane. Herkes öyle işte, işin güzel. Mükemmel bir insan olarak ölmek bu oluyor işte yani, anladın mı gerçekten? Lenf kanserinden hayatını kaybetti Özkan Uğur. Hem kendisini analım hem de bir Özkan Uğur şarkısıyla videomuzu bitirelim istedik. Aldıramadım, ne yaptım ne ettimse. Aldıramadım, kopuktu zincir. Aldıramadım, yaptım niyettimse. Aldıramadım. Ambale. Ay canımdan be. Çok kıymetli, çok değerli bir insandı. Ortamın en havalısı ya, anladın mı yani şey, o da çok güzel bir şey ya. Adam yetenek yani. Ya bir de böyle baksana, o anda orada değil yani, hani şey değil. Başka bir dünyada yani. Ya Rabbi, helal. Allah rahmet eylesin ya. Allah rahmet eylesin. Üzüldüm yani. Ama yani çok güzel anılacak, çok güzel eserler bıraktı. Müthiş. Müthiş. Hiç kimse yok abi adamın hakkında yani. Sıfır. Evet. O çünkü bizim Garavel ustamız. Aynen öyle. Biz öyle tanıdık. Abi benim gördüğüm, şahit olduğum sahneler açısından çok keyifli, tatlış bir insandı. Herkese başı sağ olsun. Ne diyeyim, bir şey diyemiyorum. Bölümümüzün de arkadaşlar sonuna geldik. Biraz grup yok ya, biraz daha şey biraz daha çekebiliriz. Bulurum ha. Vallahi bulurum. Aç yani. Biraz Daily Dose of internet falan izleyelim. Hızımızı şey olalım. Tamam o zaman. Son 10 video. Ne? Görüşürüz.